Suat Arıkan. Ben sizinle ilk röportaj yaptığımda ya, i̇sminizi çok duymuştum ama sizi tanımıyordum henüz ee, ve tanıştığımda ne kadar aslında farklı bir e, farklı farklı renkleriniz olduğunu da gördüm. Bu da beni çok mutlu etmişti çünkü biz sizi aslında opera sanatçısı olarak biliyoruz. Ee, hani şöyle sizin hakkınızda böyle kısa bir bilgi geçelim istiyorum bir taraftan da. İşte siz opera sanatı ile ilgileniyorsunuz yıllardır. Ee, pek çok yazılar yazdınız bununla alakalı dergilere çeşitli dergilere programlar yaptınız. Ee, Devlet Opera Bölümünde yöneticilik üstlendiniz. Gerçi emekli oldunuz ama çok uzun yıllar yöneticilik üstlendiniz ve sahneyle hala devam ediyorsunuz. Bir de tabii ki hayatınızı resim gibi böyle bir arka bahçenize yer alan bir sanat daha var. Şimdi hala de böyle özetledim ben ama bunu konuşacağız daha açarak. Bu kadar farklı, kendi içinde renkli bir hayatı böyle şöyle geriye dönüp baktığınızda bunu hayal edebiliyor muydunuz? Bu kadar renkli olabileceğini tasavvur edebiliyor muydunuz? Oradan başlayalım mı? Evet. Doğru söylüyorsunuz. Biraz e, maymun iştahlı gibi ben de e, sanatla buluştuktan sonra Ankara'daki gençlik yıllarında o konser salonlarına gidip e, galerileri gezip o dünyanın içine girdiğimde kendimi çok yakın hissettim e, bu dünyaya. Ondan sonra da çorap söküğü gibi e, her, hepsi e, sıraya girdiler. İşte edebiyatla, resimle, heykelle, müzikle, tiyatroyla, sinemayla her şeyle ilgilenir hale buldum kendimi. Peki o e, ilk e, insanın kendi içinde olduğunu düşünüyorum ben sanatın. Yani o küçük yaşlarda kişi aileden gelmese bile... El yordamıyla, müzik yeteneği de öyle söylenir ya hani. Yani çizmek, yazmak kitapları olan merakla başlıyor edebiyatçılar için. Ailede mutlaka okuyanlar da oluyor kimilerinde ama genelde o zaten çocukken kendini buluyor. Sizin ilk farkındalığınız ne zaman? Benim Sanatını ilk farkındalığım galerileri gezdikten sonra Ankara'daki bir sergiyi birkaç defa kapanmadan 15 gün falan sürerdi bir sergi. Birkaç defa giderdim. Sonra Onlardan kopyalar yapmaya başladım. Yani e, müzelerin kitapları elime geçti. O zamanlar çok kısıtlıydı. Yani Ankara'daki kitapçılarda da e, resim kitapları çok e, zor bulunuyordu. Elime bir modern sanatlar kitapçığı geçti küçücük bir kitapçık. Şimdi kütüphanenin içindedir o. Hiç unutmuyorum. O kitabın içinde görmüş olduğum 20. yüzyıl e, resimleri özellikle e, yeni resimler beni çok etkiledi. Hani Rönesans resimlerini zaten biliyorduk lisede e, sanat tarihi derslerinde görmüştük ama yeni yapılmış e, resimler beni çok etkiledi ve e, onlardan kopyalar yapmaya başladım. Picasso'dan kopyalar, işte Seznan'ın e, manzaralarını kopyalanmaya başladım falan. Öyle öyle başladı. Aslında, aslında önce resim değil evet, mi? Evet. Önce Resimle resim. tanışıyorsunuz. Peki o müzikle tanışıklık, kendi sesinizi fark etmeniz hı hı. nasıl oluyor? Sesimi hiç fark etmedim. Abilerim şarkı söylerdi, annem şarkı söylerdi ama ben e, pek farkında değildim. Lisede konser salonunda şefi gördükten sonra e, ben de el kol hareketleriyle <laughs> müziği yönetmeye başladım. Ve e, müzik dersinde hoca bizi e, cuma günleri... İstiklal Marşı okunurdu, bütün okulun önünde, Keçiören'de. Ee, orada e, ben yönetmeye başladım, bütün okulun İstiklal Marşı'nın. Hmm. E, dikkatini çekmiş demek ki hocanın e, derste. Bana böyle bir sorumluluk vermişti. E, bu yönetme hastalığım da oradan geliyor. Ben müzik dinlerken hiç böyle e, hareketsiz duramıyorum. Operada da bir opera ederken ya da bir hmm. konser salonunda mutlaka elim kolum ayağım falan hareket ediyor. Garip bir şey. Evet. etrafındakiler de biraz rahatsız oluyordur diye farkına varınca durmaya çalışıyorum falan. Ee, sonra işte radyoyu dinleyip böyle bir e, konser salonuna gittikten sonra müzik bu sefer resmin e, yerini almaya başladı. Yerini almaya başlamadı da yani bu e, müzik dünyasının da içinde olmalıyım diye bir dürtü geldi ve öyle sınava girdim işte konservatuar sınavına girdim kazanınca. Evet. yaşım gereği bir esnuman bölümüne giremeyeceğim ortaya çıkınca ya tiyatro ya opera denince bu sefer opera olsun tabi dedim çünkü müzik benim için. Şimdi tabi aslında ben operayı böyle kendi perspektiften biraz anlatmak istiyorum. Siz tabii ki daha profesyonel anlamda anlatırsınız ama bana opera hani bütün o Sanat disiplinlerini siz de çünkü çok renkli birisiniz. Sanki size zaten opera olacakmış gibi de, yani hem sahnesi olan, Hı -hı. hem işte işin müziği var, işin sözü var, edebiyat Hı -hı. kısmı var, işin e, tiyatro sahne kısmı var. Aslında orada çok uzaktan baktığımızda bir resim bile var. Hı hı. Değil mi? Evet. Yani hepsi bir arada toplanan çok çok sesli bir orkestra gibi aslında. Orada operaya girdikten sonra çünkü sizin çok başarılı temsilleriniz de oldu. Bu başarıyı e, tamamen yaptığım işe sahip çıkar mı yoksa o ilhamla da gerçekten sizden o resime olan o ilgiyle beraber gelen o ilhamla mı çıkıyor onların hepsi beraber mi ortaya çıkıyor bu başarı nasıl oluyor sizce? Şimdi siz konuşunca şöyle bir şey geldi aklıma. İyi ki de yaşım büyük olduğu için bir enstrüman bölümüne girememişim diye düşünüyorum. Hı. Çünkü bir enstrümana, bir enstrüman bölümüne girmek kemancıyı örnek alalım. Ben viyolonsel çalmak istiyordum. Viyolonsele girmiş olsaydım bütün bir gün tek bir notayı çalmak, müthiş bir disiplin, müthiş bir sabır gerektiren bir şey. Ben biraz çabuk sonuca varmak isteyen ve daldan dala uçmak isteyen bir aç gözdülükle bu sanatın şeyini meyvelerini yemek isteyen bir yaratılışım var. Ben öyle sabırlı değilim yani bir esrulman çok sabır isteyen bir şey. İyi ki de kazanamamışım diyorum çünkü hayat boyu aynı sazı çalmak da bana biraz Tabii ki. Haksızlık etmeyeyim şey. şimdi. O virtüözlerin e, yaşamları gerçekten çok renkli. Ama e, çok başarılı olsam bile e, bir hayatım boyunca bir yonosel çalmak, hayatım boyunca bir keman çalmış olmak da beni doyurmayabilirdi. Ondan demek istiyorum. Şimdi operaya gelince tabii opera inanılmaz bir e, renkli bir şey. Tiyatrosuyla oyunuyla işte müzikallerde de oynadım, dans ettim. Dolayısıyla böyle çok farklı farklı bir dünya. Her besteci, her dönem, her stil birbirinden farklı. Çok eğlenceli bir şey. Siz tabii İtalya'da birinci oluyorsunuz galiba değil mi? Ben öyle biliyorum. Ben çok yarışmaya katıldım. Evet. Sonunda İtalya'da. E, yarışmada birinci olunca artık yarışmaktan... <laughs> artık vazgeçtim. noktayı koydunuz. Evet, Zirvede bıraktınız. Evet, evet, aynen e, oradan şuraya gelecektim. Neden yarışma bahsini açtım. E, pek çok hani İtalya'da çıkıyor opera. Ama pek çok ülkeye yayılıyor. Dünyaya yayılıyor. Hı -hı. Hani Türkiye'ye de geliriz e, konuşmamızda ama. E, böyle sizi böyle operasıyla... Yine İtalyan operası mıdır sizin için? Opera deyince bir İtalyan operasını mı seversiniz? Yoksa e, diğer ülkelerin operaları da cezbedici gelir mi size? Şimdi... Türkiye'de işte opera tartışması olunca ya opera bizim kültürümüz değil diye bir eleştiri oluyor. Ee, İtalya'da doğdu falan İşte bize ait değil diye bir tartışma oluyor. Ben de onlara futboldan örnek veriyorum. Futbolda İngiltere'de icat <laughs> oldu diye sadece İngilizler mi oynayacaklar? Yani evet. futbolu. Biz de oynuyoruz İşte gittik çok da başarılı olduğumuz e, turnuvalar oldu. Dolayısıyla bir yerde çıkan bir şey mutlaka sadece orada olacak diye bir şey yok Önemli olan onun kurallarını öğrenip Evrensel bir boyuta taşıyabilmek şimdi İtalya'da çıktı ama İtalya'dan sonra Almanya'da işte İngiltere'de Fransa'da Rusya'da çok önemli opera edebiyatına verilmiş örnekler var sadece İtalyan operası diye bir şey söz konusu olamaz Çünkü opera dediğimiz şey bütün sanatların ortak karıştırıldığı, birleştiği bir şey, içinde her şeyin olduğu bir şey. Dolayısıyla bir ülkede bütün sanatlar varsa kendi operası neden olmasın? Evet. Değil mi? Ve kaldı ki bunu Osmanlı keşfediyor ya da fark ediyor Bravo. bir şekilde hı hı. ve pek çok işte 4. Mehmet, 2. Abdülhamit hani o operayı bir şekilde saraya Abdülmecid, dahil ediyor tamam. Abdülmecit aynı evet, şekilde evet. böyle aslında bir opera geçmişimiz var. Tabii. Her ne kadar Cumhuriyetle hız kazanmış olsa da siz ne görüyorsunuz? Mesela Türk operası kendi kimliğini Osmanlı ile gelen bir şey saraya gelen bir şey ama sonrasında kendi kimliğini sizce ne zamanlar buluyor tam olarak söylersek. Şimdi söylediğiniz gibi bu e, Avrupa kültürünü almış. Ee, Osmanlı padişahları, Selim dahil, evet. e, bunlar İtalyan topluluklarını buraya davet ediyorlar. O müzisyenler, o şarkıcılar Türk değildi. Onlar İtalyanlar evet. tarafından yapılan örneklerdi. Ama e, Cumhuriyet'ten sonra Atatürk'ün aslında özlediği şey buydu. Yani bunu kendi topraklarımıza ait hikayeleri onların izleyebileceği, o kurallara göre, operanın kurallarına göre yazılmış Türk operalarını, Türk konularını e, o kadar da zenginiz ki o açıdan. Evet. Yani Anadolu'da inanılmaz bir e, opera e, ham maddesi var. Hı hı. E, Bestecilerin, konservatuvarların açılması, Muziki Muallim Mektebi'nin işte konservatuara dönüşmesi ve Ad Ahmet Adnan Saygun başta olmak üzere e, Türk beşlerinin ortaya çıkması. Ardından ikinci kuşak, üçüncü kuşak Türk bestecileri. Bütün hedef, kutsal amacımız bizim neydi? E, kurulma aşaması şeyi sebebi bu topraklara ait hikayelerden yola çıkarak e, sadece hani enstrümantal müzikten bahsetmiyoruz. Operadan söz edersek, e, Türk balisinden söz edersek bize ait hikayelerin bütün dünyada kabul edilebilir örneklerini ortaya koymak. Bu gerçekleşebildi mi? E, bu biraz tartışılır. Evet. O ilk dönemdeki ivme biraz yavaşlamış e, durumda. Daha çok eserlerin ısmarlanması, daha çok eserlerin ortaya çıkması gerekiyor. E, siz libretoyu da çok önemsiyorsunuz hı hı. Türkiye için. Yani onlar olmadığı müddetçe zaten gelişme söz konusu olmaz da diyorsunuz değil mi? Şimdi libretto tabii, libretto yazılacak. O libretoyu bestelemek için heyecanlanan besteci gerekecek. E, o e, besteci bu oynanacak diye bir garanti olması lazım. Durup dururken bir opera bestelenmesi e, akıl dışı bir şey. Yani hmm. aylarca uğraşacaksın. Evet. E, bunun karşılığını maddi olarak almasının bir garantisi olması lazım. Çünkü markete gidince bir e, para vermek <laughs> evet. gerekiyor. Bir e, bestecinin de bir yaşaması gerekiyor. Onun için e, bunun e, özel sermayeler tarafından özellikle e, devletin ve e, özel kurumların kuruluşlarının destekleyip yeni yeni kendi işte kuruluşlarının 20. yılı, 30. yılı şeyine yeni eserler besteleseler, inanın bizim bestecilerimiz, bizim müzisyenlerimiz, bizim bize ait olan her şey dünyada neden kabul görmesin? Bir de tabii hani zengin bir aslında coğrafyada coğrafyanın içinde hı hı. o konu anlamında da zengin bir coğrafyanın içinde olduğumuzdan bahsettiniz, belki de bu cumhuriyetten sonra yavaşlayan e, e, bu e, opera e, sanat üretimi diyebiliriz e, bugün geldiğimizde hani Sinan operası yapıldı siz de onun içerisine yer alıyorsunuz ve hani ben de izleme fırsatı elde ettim çünkü sadece üç kez sahnelendi e, o yüzden de böyle herkesin e, görmesi için hani daha çok temsil belki de yapılması gerekiyor e, Sinan operasına baktığınız zaman e, onu Türk operası içerisinde nereye konumlandırıyorsunuz e, çünkü aslında bir dönem işi ve bizden bir eser nasıl buluyorsunuz? Şimdi opera yazıldığı zaman e, tabii ki bunun e, başarılı olup olmadığına dair bir e, ipuçlarını görebilirsiniz. Ama sahnelenmeden onu yüzde yüz doğru karar verme şansınız da çok zayıf Onun için. Ahmet Ümid'in yazmış olduğu ve Evrim Demirel'in bestelediği Ninatta Operası, 4-5 sene önce premier yaptı. Ben istiyorum ki her yazılan opera sahnelensin, görelim. Yani tarihin süzgecinden geçip Türk operasının mihenk taşlarından biri olacak mı, olamayacak mı? Bu zaman en güzel bunu saptayabiliyor, kararını zaman veriyor, seyirci veriyor yani. Onun için daha çok yazılması, daha çok sahnelenmesi reddetmemek lazım. Yani kötü yazılmış bu başarısız demek bizim haddimiz değil. Onu zaman karar verecek, seyirciler karar verecek. Ben sinanın içinde olduğum için çok mutlu oldum. Çok eleştirilmeyecek hiçbir şey yok. Bizde bestecisi evet. Hasan Uçarsu çok medeni bir insan. Onunla tartıştık. Her zaman fikirlerimize büyük bir e, samimiyetle cevap verdi. Bazı şeyleri değiştirmeyi de göze aldı. E, bu çünkü e, biraz IMC usulüyle de e, ortak bir katkılarla da gelişebilen bir şey. Evet. Dünyanın bütün şeyleri böyle. Giuseppe Verdi yazar yazmaz hemen e, başarılı olmuyor. O da librettisle ya da yakın işte e, operanın e, şeyleriyle, idareciliğiyle çok tartışıp bazı yerleri çıkartıp bazı yerleri tekrar yeni şeyler yazmıştır. Opera tarihi hep bu değişimlerle dolu. Onun için benim bu konuda bu çok başarılı diyebileceğim bir şey değil. Mesela opera ile ilgili hep toplumun daha doğrusu bu eleştirmenlerin medyanın çok büyük bir rolü var bunda. Hani sanki biraz böyle halktan daha uzak bir şey, daha seçkinlere has. Çünkü opera salonları da tarihi öyle çünkü. Hı -hı. Daha seçkin bir zümreye ait bir gösteri e, olarak addediliyor. Ama bugün baktığımızda işte ben eee Austin'in operasına o kadar çok insanı eşitlediğini gördüm ki yani farklı farklı insanları bir araya getirme Gücüne sahip olduğunu gördüm bu temsilin özellikle burada. Ee, ve şunu sormak istiyorum aslında. Şimdi siz içindesiniz ama mesela e, opera ile ilgili çok böyle alt yapısı olmayan ama oraya sadece işin içinde müzik olduğunu ve edebiyat olduğunu düşünen bir insan e, geldi. Bir opera nasıl izlenir? Bunun bir şeyi var mıdır? Tamamen yoksa güdüsel midir bu? Hı hı. Yani oturursunuz, e, beğenirsiniz veya beğenmezsiniz bir sanat yapıtına bakar gibi. Resme de öyleyiz ya. Resim bize bir şey aktarıyorsa onu seviyoruz veya sevmiyoruz. Opera da öyle midir? Yoksa gerçekten belli bir okuma, belli bir kültürel birikim, belli bir e, standart şey gerektirir mi? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi opera icat olduğunda 1593'te sarayda oynandı. Evet. Ee, sarayda oynandı, sarayda oynandı, sarayda oynandı, sarayda oynandı. E sonra ne oldu? Venedikliler, tüccar oldukları için, dediler ki bu neden saraylarda oynasın? Bunu bilet karşılığında para kazanarak yapalım. Ve bunu halka açtılar. Evet. O açılışla bütün e, diğer ülkelere de e, sıçrayan opera, her kentin, her toplumun, her coğrafyanın kendine has bakış açısıyla değişime uğradı. Gelişime uğradı. Orkestra çukuru daha sonra icat oldu. E, Tabi bilet satmak için e, dekorun ve kostümün daha şatavatlı olması e, ortaya çıktı. E, bir şova dönüşmesi açısından. O zamanlar televizyon da yok. Eğlencenin e, sadece tiyatro e, var. O yüzden daha bir görselliği de ön planda olan bir şeye geldi. Daha sonra bilet satışı olayı işin içine ticaret girince artık e, o şey dönemi de e, bitti. E, o sosyal bir buluşma yeriydi. Sadece operayı izlemek için gidilmiyordu opereye. Yeni almış olduğu kürkünü göstermek, evet. yeni mücevherlerini göstermek ya da kim kimle evlenmiş, kim kimden boşanmış, e, dedikoduların yaşanacağı bir sosyal bir buluşma yeriydi. Şimdi geldiğimiz noktada 2022'deyiz. Artık o saray kompleksleri falan artık yok. Bulucilli evet. gençlerin salonlara evet. girdiği, hatta kısa pantolonla bile opereye girilebilen bir şeye dönüştü. Burada giyimin, kuşamın hiçbir öneminin olmadığını savunanlardanım ben. Çünkü e, o geçmişte kalmış bir şey. Önemli olan burada opera madem ki tüm sanatların karışımından oluşuyor diyoruz tarif ederken e, Wagner'in tarifi bu. E, o zaman bu sanatlarla henüz ilişki kuramamış bir insanın operadan zevk alması mümkün değil. Hmm. Yani hayatında hiç tiyatroya gitmeyen, gitmeyen e, klasik müzik dinlememiş bir insanın e, müzelere gitmemiş bir insanın, plastik sanatlarla bir ilişkisi olmayan bir insan, edebiyatla bir ilişkisi olmayan bir insanın operadan zevk alması mümkün değil. Ona artık katlanılmayacak bir e, işkenceye dönüşebilir. Evet. Onun için e, elit dediğimiz şey değil, elitlik değil burada e, söz konusu olan. Önemli olan burada e, normal, e, standart diyebileceğimiz bir insan ama her fırsatta galerilere gider, müzelere gider, gazete okur, Efendim işte e, müzik dinler, konser salonlarına gider, tiyatro festivallerinde tiyatro izler, sinemaya gider. Aslında tamamen kültürel bir şeyden bahsediyorsun. Kesinlikle. Yani kültürel birikimle Hı -hı. olabileceğini, belki kültürel birikimle daha iyi anlayacağını, Hı -hı. belki de daha iyi konumlandıracağımızı. Hı -hı. E, sanat eseri için de bu geçerlidir çünkü. Hani kişinin kendi birikimiyle ile ilgili Hı -hı. bir şeydi Bireyseldir aslında sanat Hı -hı. deneyimi de ya. Anlıyorum ne demek istediğinizi. Yani bir fabrikatörün sahibi diyelim bir bilet almıştır fabrikanın sahibi evet. gider koltuğuna oturur bir bakar yanında her gün ona çay getiren adam da yanında oturuyor olabilir. Evet. Çünkü o da, onun da hakkı vardır opera e, sevmeye, opera izlemeye değil mi? Evet. E, yan yana olabilirler. Yani burada bir... Orada eşitleyecek şey aslında kültür yani. Sanatsal, Sanatsal... E, heves diyelim. Evet. E, ya da merak. Tutku, evet, evet. O tutku onları orada bu, buluşturur. E, şimdi Marçalı Adam müzikaline gelmek istiyorum. Sizin e, Don Quixote hayatınıza çok önemli bir yer ediniyor. E, ben de hani özellikle seçtiğinizi o temsil diyebiliyorum O yüzden hem Don Quixote'un karakteristik yapısı, Kendinize benzetiyor musunuz onu o yapısını? Ben okudukça kendimi ona benzetmeye başladım galiba. Evet. Yani e, o bana benzemiyor, ben ona benzemeye çalışıyorum. Evet. E, onu biraz hayalperest oluşuyor. Ideal, evet, o benim için ideal bir e, yerde. Ben de kendimi geliştirmek için çabalayan bir insanım. Evet. E, hiçbir zaman kendimi yeterli bulmadım hiçbir konuda. Ne müzikte, ne resimde, ne şeyde. Hiç, hiçbir zaman mükemmel olamadığıma inanıyorum. O beni devamlı böyle ileriye doğru, yukarıya doğru beni... E... Sizde de var mıdır böyle hayalperestlikler? Olmaz olur mu? Hmm. Ya yani böyle e, o da Don Quixote da sonuçta yel değirmenlerine karşı savaşıyordu. Böyle bir hak hukuk meseleleri de çok şey midir sizde baskı mıdır? Tabii tabii aynen. Evet. Hakkımı Peki, hakkımı aramak için her türlü mücadeleyi vermişimdir. Peki böyle insanın e, gerçekten okudukça hani dediğiniz gibi ben okudukça kendimi ona benzetiyorum aslında diye e, böyle bir sanatın içindesiniz. Farklı karakterleri de deneyimlediğiniz bir sanatın hmm. içinde olmak. E, Farklı hayatları deneyimlimi de de beraberine getiriyor mu? Ya o kadar güzel bir şey söylediniz ki ben e, hep düşünüyorum, şöyle geçmişe bakıyorum. E, normal şartlarda hani sahne sanatçısı olmayan e, aktör olmayan insanlar bir tane hayat yaşıyorlar, evet. değil mi? Evet. Doğuyorlar, büyüyorlar, e, gelişiyorlar, değişik şeyler yapabilirler, başlarından çok renkli şeyler geçebilir, maceralar geçebilir, ama bir tane hayat yaşıyorlar. Ben 50-60 tane rol yapmışımdır herhalde, karakter canlandırmışımdır. Her seferinde, hatta her temsilde başka bir insan oluyorum. Yani o makyajı yapıp, kostümü giyiyorum. Ben, ben olmaktan çıkıyorum. O kadar büyük bir zenginlik ki. Ve onu deneyebiliyorsunuz. Evet. Kısa süreliğine olmuş olsa farklı evet, bir hayat dahil da oluyorsunuz. Da. de tabii, siz emekli oldunuz devlet opera ve balesi yöneticilik görevinizden şimdi ama sizi zaten eğitimde veriyordunuz hala da veriyorsunuz hı hı. zaten sahneyde yer alıyorsunuz bir de siz resim yapıyorsunuz şimdi sanattan emekli olunacağına ben çok hani en azından görevden emekli olur ama sanat sanki hiç bitmeyecek bir şey gibi değil mi hı. hani hatta sizin önce resimle tanışıklığınız Sonra işte müzik giriyor ve opera giriyor hayatınızda. Şimdi resimle devam ediyor. O aslında resim o bağı hiç kopmamış bir Hı -hı. şekilde devam ediyor. Ee, bu Bunu kendi hayatınızda nasıl konumlandırıyorsunuz? Yani bu neyin dışa vurumu? Yani siz neyi e, müzikle neyi dışa vuruyordunuz? Resimle neyi dışa vuruyorsunuz aslında? Ne kadar güzel sorular soruyorsunuz. Ya. <laughs> Gerçekten. Ee, şimdi müzikte e, çok yaratıcı olamadım. E, çünkü yazılmış, bestelenmiş eserleri... E, eserlerinin yorumcusu oldum. Ee, onu en iyi şekilde nasıl e, yorumlayabilirimin telaşıyla e, bu işi yaptım. Yapabildiğim, e, bana göre beğendiğim temsil sayısı çok azdır. Yani e, 2000 defa, 5000 defa tam sayısını bilmiyorum ama kaç defa sahneye çıktıysam herhalde onların %20'si, %25'i mükemmel olduğu Suat demişimdir kendi kendime. Mutlaka bir e, beğenmediğim bir iki ölçü mutlaka olmuştur ya da e, oyun anlamında e, orada çok yaratıcı olamıyorsun çünkü yazılmış besteci tarafından e, netleştirilmiş orkestra şefi bestecinin avukatı kesilmiş ha. burada e, böyle başka yapıyorsun. şeyler var değil mi? E, tabii. yani Hı -hı. E, yazılmış bir şeyi yorumluyorsun orada sanat yok. Yani oyunculuk yapıyorsun. Tamam çok güzel. O da aktörlük oluyor. O da sanatçılık değil aslında. E, aktörlük yapıyorsun ve şarkı söylüyorsun. Orada çok küçük hep o örneği veriyorum. E, buna yaratıcılık mı denir bilemiyorum. E, mesela orada bir A kelimesi var değil mi? E, ya da O neyse. A mı yapayım? O mı yapayım? A Yoksa A, A mı yapayım? Yani hepsi A bunların ama hangisi estetik olarak en doğrusu e, nasıl hangisi olur? Yani buradaki seçimim benim küçük bir detay e, orada Suat Arıkan'ın yorumundan bir farklı bir e, estetik çıkabilir. Bu beni doyuruyor mu? Doyurmuyor. Evet. Beni asıl doyuran bu plastik sanatlardaki şey. Çünkü burada özgürüm. Evet. hiçbir Tek başımıza de. Hiçbir kural tanımıyorum. <laughs> hiçbir akademik baskı. Hiçbir sınıf geçme, not alma, efendim hiçbir kanun maddesi, hiçbir e, beni bağlayacak e, hiçbir hesabını e, sorulmayacak. Bu sarının yanında bu green'in ne işi vardı? E, bu kalın çizginin yanında bu ince çizgi olur mu, değil mi? Evet. Ne çizgisel ne e, renksel bir e, kompleksi olmayan müthiş bir özgürce bir alan. Onun için e, bu memuriyetten emeklilikten sonra vaktim. Daha çok olacak ki yaratıcılığım bence çok daha e, tavan yapacak diye umutla e, bekliyorum. Müziğin resme döndüğünü düşünüyor musunuz? Böyle bir şey var mı? Siz hani e, bazı kişiler çünkü e, melodilerin de e, bir renk karşılığı olduğuna inanıyor. Hı hı. Sizde de o ilham mı? çünkü siz de müzik e, içindesiniz ve hı hı. mutlaka hep müzikle resim yapılır aslında. O onun hı hı. destekçisidir mutlaka. Tabii. Öyle bir özel bir tarafı var mı sizin için müziğin? Şimdi müzik ve resim üzerine çok araştırmalar var. Kütüphanemde de ona ait çok kitap vardır. Başta Kandinsky ve Klee olmak üzere, onlar da belki profesyonel değillerdi müzikte ama bir profesyonel kadar müzik bilen ressamlardı bunlar. Ve müziğin resimle olan ilişkisini kuramsal olarak çok detaylı inanılmaz bir kavramsal şeyleri var ne denir çalışmaları var. Onlar da beni çok etkiledi. Yani Kandinsky'nin ve Klee'nin özellikle bu müziğin resimdeki karşılıkları, dili, ortak dilleri bulma konusundaki çalışmaları çok etkileyici. Bu dışa vurumculuk ekolünden resim yapıyor olmak. Hı, hı sonuçta resime dair araştırma yaptığınızı düşünüyorum. Hani farklı farklı gelen ekoller var. Günümüzde de sanat dijitalle beraber çok başka bir boyuta geçti. Sizin ona onu sahiplenip oradan devam etmenizin nasıl özel bir sebebi var? Ya her ressamın bir kendinden önce yapılanlarla bir ilişkisi kurduğu bir dünya bu. Hiç kimse birden işte Picasso olmuyor, hiç kimse birden Van Gogh olmuyor. Hep kendinden önceki yapılmış olan şeyleri görerek kendiyle bir ilişki kuruyor. Şimdi ben de Londra'yı görmedim sadece. Londra'nın dışında Avrupa'da görmediğim müze yok. Hatta birçok müzeyi beş defa, on defa görmüşümdür. Hı. Hani Paris gibi, e, Berlin gibi şehirlerdeki müzeleri birkaç defa görmüşümdür. E, orada beni, işte biraz önce söylediğim gibi bir ilişki kurmak var ya, kendine yakın hissetme. Bu Alman ya da Berlin'de kurulmuş e, liderliğini Kirchner'in yaptığı Alman dışa vuruncuları var. Hı. Die Brücke grubu, köprü grubu. Bu grubun e, ortak özellikleri beni çok e, yakın hissetmemi sağladı ve ya, hiçbirini taklit etmedim. Birkaç tane kopya yaptım ayrı kendi zevkim <laughs> için ama e, taklit etmiyorum. Ama bilinçaltımda e, aynen müzikteki e, Yavrov diye bir şarkıcı var, e, tanıyor musunuz bilmiyorum. Benim için efsane, sadece benim için değil birçok opera e, seyircisi için efsane bir şarkıcı. Onu da kopyalamamışımdır. Onu da taklit etmedim. Ama söylerken sanki Gavurov gibi söylediğimi söylüyorlar. Bilinçaltı ona öykünerek aynı sesleri çıkartıyor herhalde. Burada da bu köprü grubunun renkleri, köprü grubunun darbeleri beni çok Peki, etkiledi. Peki bu kadar renkli canlı renkler bir de rengin kendisi yani. Hı hı. Hani bunu kullanıyor ama yani içeriden gelen bir bana böyle sanki coşkuyu da temsil ediyor. Yani bakınca okuyunca e, resimlerinize baktığım zaman şunu diyor musunuz? Yani ben hani e, bazı sanatçılar şunu seçebilirler. Kötüyü de göstermek bir sanat olabilir. Yani hı hı. dünyanın çirkinliğini göstererek grotesk. orada da evet yani evet. grotesk sanat da olabilir. Fakat hı hı. E, bir de ...iyi gösteren her şeye evet. rağmen o estetiği muhafaza etmek için o iyi belki de onun içerisinde umut ve temenni de var hı hı. E, sanatçılar var. Siz bu ikisi arasında nerede durursunuz? Şimdi söylediğiniz gibi grotesk de bir e, kavram ama grotesk olurken bile yine de onun bir estetiği var. Yani e, banal ve e, itici e, reddedici o da bir sarsıcı bir şeydir. Yani o da onu da yatsımıyorum. Ama ben e, öyle bir karakter değilim. Ben insanlar Rossini'nin müziğiyle sanki bir e, paralellik kuruyorum. Bir yaşama sevinci vermek. Hmm. E, çünkü Neyse. Çünkü ben e, yaşamayı çok seviyorum. İyimser bir insanım. Hmm. E, kötü ruhlar benden uzak e, dursun. Her şey güzel olsun, her şey iyi olsun nasıl bir e, ülkü mabedi kurmak için bir don e, donkşotvari bir hayal ediyorsak, değil mi o evet. Impossible Dream şarkısının özeti. Yani o yıldıza ulaşmak için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bütün amacımız o yıldıza ulaşmak. Ulaşabilir miyiz? Hayal. Ama ona ulaşabilme kompleksi, çabası çok kutsal bir şey. Bu bizi, insanlığımızı yükseliğe, yukarıya çıkaracak bir şey. O o zaman e, ideal insan olma mücadelesi verirken yalan söylemekten, hırsızlık yapmaktan, işte aklınıza gelecek bütün kötülüklerden insan arınıyor, Hı. değil mi? İdeal bir insan olabilme e, umudu. Şimdi e, Rossini'nin müziğinde de böyle bir şey var. Sabahleyin eğer dinlerseniz, Rossini dinlerseniz o gününüz mükemmel geçer. <laughs> Harika bir e, mutluluk e, veriyor. Mozart da mesela çok şeydir ama Mozart da aynı zamanda bir e, Ben Vivaldi'yi seviyorum. Vivaldi, bravo. Vivaldi çok de güzeldi. sabah sabah dinlenecek bir şey. Evet. Akşam dinlemeyin lütfen. Uykunuz kaçar. Evet. Çünkü enerji veriyor, değil mi? Evet, çok güzel. Yani Vivaldi'nin o e, çok umut dolu, hayat dolu e, sadece hani e, klasik müziğin de öyle bir neşeli tarafını ben seviyorum yani, temsil ediyor bence. Evet. E, o anlamda güzel. Bir de ben size şey sormak istiyorum aslında, tabii içinde olduğunuz için ne kadar farkındasınız bilmiyorum ama... Şimdi bir yönetici bir adam var bir tarafta, bir tarafta opera ve sahne alan bir adam var ve orada devleşen aslında alkışlar var orada. Bir tarafta da kendi arka bahçesinde resim yapan bu adamlar birbirleriyle iyi anlaşıyor mu? Valla şimdi bu e, yöneticilik her fırsatta söylüyorum. Sanatçıdan yönetici olmaz. Yani <laughs> Ama ben oldum. Ben olmadım. Yani olmadım. E, olmak da istemedim hiçbir zaman aslında. Yani müdürlük, müdür ve sanat yönetmenliği yönetmenliği diye bir aynı e, kartvizitte buluşmuş bir insanı oynadım 20 sene. Hmm. Bu aykırı bir şey. Yani hem yargıç hem ha, hakim hem avukatsın. Yani evet. birbirine ters iki görevi e, bir insan yükleniyor. Biz işletme okumadık. Biz idari e, bilimler okumadık. Değil evet, mi? Evet. Biz konservatuar okuduk. Biz sanat yönetmeni olabiliriz. Bizim müdürlükle, ihalelerle taşıma, temizlik ihalesi, bilmem güvenlik ihalesi. Bizim bunlarda ne işimiz var? Yani Biz evet. e, bunların imzalarını atmamalıyız diyorum. Bu e, beni çok yordu doğrusu. Evet. Yani e, ben bir sürü dosyaları imzaladıktan sonra e, bir memur e, şeyiyle e, ceketiyle saatlerim geçtikten sonra onlar bittikten sonra prova'ya gidiyorum birden başka bir insan oluyorum evet, içinizden başka bir başka bir çıkıyor. canavar <laughs> çıkıyor içimden evet evet e, bazen bana keyif veriyor aslında ama e, mazos mazoşistçe bir şey bu yani orada başka bana benim ruhuma aykırı bir adama oynuyorum sonra gidiyorum sahneye bana ait olan başka bir daha beni mutlu edecek başka bir şey oynuyorum. Bu aslında biraz yorucu bir şey oldu. Onlar birbirlerini aslında sevmiyorlar. Hani sorunuz Ama galiba en iyi resim yapan halinizi seviyorsunuz gibi de geliyor bir tarafına değil mi? Evet, dingin. Evet, daha evet. dingin kendi halinde kendini ifade edebildiği, belki şarj olduğu değil mi? Yani Ben ressam arkadaşımı hep kıskanıyorum. Kıskanıyordum. <laughs> Şimdi artık onlarla eşit şey şeydeyim. Çünkü sabahleyin kahvaltıdan sonra ...özgürce işlerini yapıyorlardı. Ben oysa sabah kahvaltısından sonra... ...masa başına gidip... ...orada memuriyet yapıyordum. Ve akşam eve dönünce... ...işte üstümü değiştiriyorum temsilden sonra ya da provadan sonra geliyorum. Hı hı. Saat 11 olmuş. Ee, 11'den sonra, gece 11'den sonra buraya geliyorum. Bu arkamdaki yere oturuyorum. Ve orada iki saat, iki buçuk saatlik sadece... Yapıyorum çünkü çok da fazla geç kalmamam gerekiyor. 9.30'da yine mesai başlayacak. Evet, değil mi? Ee, Saatlere haf solmuş evet, bir şimdi, hayat. Şimdi sabah kahvaltısından sonra önlüğümü giyeceğim, işte burada <laughs> önlüğümü giyeceğim ve bir fabrika işçisi gibi fabrikada çalışmaya başlayacağım. Ee, i̇nşallah sanat hayatınızdan hiç bitmez. Yani e, bence sanattan emekli olmak diye bir şey yok. Ger gerçi bütün sanatçılar bunu böyle söylerler ama inşallah bundan sonraki. Ee, hayatınızın ikinci sanat dönemi diyelim, öyle evet, mi değil? Evet. Öyle diyelim. Çok daha verimli, çok daha sizin açınızdan verimli geçer. Ee, teşekkür ediyorum programımıza katın konuk olduğunuz için. Ee, bu e, hem çok yönlü olup. Öyle de olunabilir, böyle de hayata dahil edilebilir ve kendi disiplinden de taviz vermeden sonunda hasret olduğu sanatına da evet. ulaşılabilir bir portre çiziyorsunuz. O anlamda çok ilham verici buluyorum. Bana bazı arkadaşlar işte ne kadar maymun iştahlısın, onu yapıyorsun, karar ver, ne yapacaksın gibi eleştirilerde bulununca ben aklıma şöyle bir şey geldi sporda dekatlon diye bir şey var biliyorsunuz. Evet. Ee, kayakta da var. işte evet. e, atletizmde de var. Ee, farklı e, şeylerde kulvarlardan ortak bir e, puanıyla e, şey oluyor. Şimdi ben de diyorum ki ben sanatın dekatlonu yapıyorum herhalde. Ha ne güzel. Değil evet. mi? Böyle evet. bir ilişki kurdum. Yani sadece e, resim yapmak, sadece heykel yapmak. Öyle de bir dünyada değiliz ki artık Değil. zaten. Değil yani evet. Yani onu da yaparım, onu da yaparım, onu da yaparım. Elimde elimde çünkü bir yaratıcılık diye bir anahtar almışım. Evet. Her kapıyı açabilirim diyorum. Evet. Umarım de, dilediğiniz gibi olur. Çok teşekkür ediyorum ben programın teşekkür... katıldığınız için. Çok güzel sorular sorduğunuz için ben de size teşekkür ederim.